Politik Gün Arası Bülteni'ne hoş geldiniz. Seçim sonrasında para piyasalarının güncel durumundan bahsedeceğim. Gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere değineceğim. Hazırsanız gündemi incelemeye başlayalım. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu tamamlandı. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa giderek 13. Cumhurbaşkanı'nı seçti. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ile olan yarışı kazanarak Türkiye'yi 5 yıl daha yönetecek olan isim oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre sandıkların tamamı açılırken oyların %52'sinden fazlasını Erdoğan aldı. Bugüne kadar 6 genel seçim, 5 yerel seçim, 3 cumhurbaşkanlığı seçimi, 3 referandum kazanan Erdoğan adını Türk siyasi tarihine yazdırmayı başardı. Erdoğan'ın zaferi yurt içine ve yurt dışında coşkuyla kutlandı ve dünyanın dört bir yanından tebrik mesajları gelirken İçeride de iş dünyası ve siyasiler kutlamaları sürdürüyor. Seçimi Erdoğan'ın kazanması sonrasında dolar haftaya bankalar arası piyasada 20 liranın üzerinde başladı. Erdoğan balkon konuşmasında güçlü ekonomi modeli vurgusu yaptı. Şu anda faiz 8,5'a indirildi ve göreceksiniz enflasyon da inecek dedi. Bu ekonomi politikalarının değişmeyeceğine dair bir işaret. Fakat bir yandan da Mehmet Şimşek'in Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı veya kabinede görev alacağı beklentisi var. Mehmet Şimşek, Lütfü Elvan veya Cevdet Yılmaz'ın ekonominin yönetimini de devralması piyasada iyimser beklentilerin oluşmasını sağlar. Geçtiğimiz haftalarda birçok yabancı kurum ortodoks politikalara geçilmesi durumunda dolar kurunun seçim sonrasında 24-26 lira bandında olacağını söylemişti. Erdoğan'ın kazanmasıyla birlikte Morgan Stanley'den de yeni bir değerlendirme geldi. Erdoğan'ın düşük faiz politikasına bağlı kalmaya devam etmesi halinde Türk lirasının dolar karşısında %29 değer kaybı riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Dolar kurunun beklenenden çok daha hızlı bir şekilde 26 lira seviyesine geleceği, yıl sonunda ise 28 liraları görebileceği aktarıldı. Dolar an itibariyle bankalar arası piyasada 20 lira 8 kuruştan işlem görüyor. Bugün Amerika ve İngiltere'de piyasalar kapalı. Amerika'da borçlanma tavanı konusunda Başkan Biden ile Cumhuriyetçi Parti lideri anlaştı. Bunun etkisiyle dolar diğer güçlü paralar karşısında biraz geriledi. Anlaşmanın 5 Haziran'a kadar kongreden geçmesi gerekiyor. Altının asıl tepkisi yarın piyasa açılınca görülecek. Ama küresel piyasalarda risk iştahı anlaşma haberiyle yükseliyor. Gram altın bugün itibariyle 1256 liradan işlem görüyor. Euro ise 21 lira 60 kuruş yakınlarında seyrediyor. Aylardır süren sermaye piyasaları için en riskli faktör belirsizlik sona erdi. İstikrarın devam edeceği beklentisi fiyatlamalara olumlu yansıdı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi güne %2.52 yükselişle başladı. Açılışta birçok hisse senedinin sert sıçramaları kaydedilirken sektör endeksleri arasında en fazla artan madencilik oldu. Yani ilk işlem gününde sert yükseliş yaşandı. An itibariyle de 4747 puandan işlem görüyor. Bugün hisselerdeki anlık duruma bakacak olursak en çok artanların başında Anadolu Isuzu, Natural Enerji, Greenture Tarım gibi şirketler yer alıyor. Sektör endeksleri arasında en fazla artış %5.25 ile kimya, petrol ve plastikte olurken diğer tüm göstergelerde de yukarı yönlü seyir hakim. Kasım ayındaki zirveden sonra büyük kayıplar veren Sasa ve Hektaş hisseleri piyasalardaki pozitif havanın etkisiyle sert yükseldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre 26 Mayıs itibariyle borsada yatırımcı sayısı 5 milyonun altına inmişti. Geçtiğimiz günlerde bunu da sizinle paylaşmıştık. Erdoğan'ın balkon konuşmasında güven ve istikrarın çok önemli iki kavram olduğunu vurgulayıp uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi, yatırım ve istihdam odaklı bir üretim ekonomisi tasarladıklarını söyledi. Bununla birlikte önümüzdeki günlerde borsaya yeni yatırımcı girecek mi, yabancı yatırımcı gelir mi soruları akıllara geliyor. Amerika'daki borçlanma tavanı konusunda iki parti liderinin anlaşması, dünya piyasalarının rahat bir nefes almasını ve risk iştahının artmasını sağladı. Bunun etkisiyle Bitcoin ve Ethereum'da da dünden bu yana %3'e yakın bir yükseliş var. Bitcoin 2 haftanın en yüksek seviyesi olan 28.460 dolara kadar yükseldi. Bitcoin an itibariyle de 27.880 dolar yakınlarında işlem görüyor. Gelelim gündemdeki haberlere ve küresel piyasalardaki önemli gelişmelere. Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre ekonomik güven endeksi seçim gündemine rağmen Mayıs'ta aylık bazda %1.4 artarak 103.7 değerini aldı. Mart ayında air fryer başta olmak üzere çok sayıda elektrikli ev araçlarının ithalatına getirilen ve ardından iptal edilen gözetim kararı resmi gazetenin bugünkü sayısında tekrar yer aldı. Böylece 100 doların altındaki air fryer cihazlarının ithalatında gözetim uygulamasına yeniden start verildi. İş dünyası yeni döneme daha da umutlu başladı. Seçimlerin tamamlanmasıyla belirsizlik ortamı sona erdi. Küresel piyasalarda Amerika'nın borç limit krizini anlaşmasıyla
risk iştahı artarken yoğun veri gündemi ve Amerika Merkez Bankası'nın para politikasına ilişkin fiyatlamaları yatırımcının odağında yer alıyor. Avrupa borsaları haftaya alış ağırlıklı bir seyirle başladı. Asya piyasaları haftaya Hong Kong hariç yükseliş eğiliminde başlarken söz konusu seyirde Amerika'nın borç kriz limitinin çözümüne ilişkin olumlu haber akışı etkili oluyor. Asya borsaları karışık seyrediyor. Piyasanın yönü ve ilgisi paralelini gündemi yakından takip ediyoruz. Beğeni ve önerileriniz bizim için çok değerli. Abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdiden çok teşekkürler. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.